Kanal boyunca sizlere elimden geldiğince birçok sosyoloji kuramını aktarmaya çalıştım. Yeri geldi Bowman'ı, yeri geldi Foucault'u, yeri geldi Bourdieu'yu, yeri geldi Marx'ı sizlerle beraber konuştuk. Fakat bunca zaman boyunca konuşmadığımız bir konu bulunmakta. O da sosyoloji nasıl başladı? Sosyoloji tarihsel olarak nasıl ortaya çıktı? Hazır üniversitelerinde güz dönemi yeni başlıyorken ve sosyolojiye giriş dersleri bu dönemde verilmekteyken ben de sizlere sosyolojiye giriş mahiyetinde sosyolojinin nasıl ortaya çıktığını, sosyolojinin hikayesini burada anlatmaya çalışacağım. Sosyolojinin ortaya çıkış hikayesine baktığımızda iki farklı sürece odaklanmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Bir yanda tarihsel gelişmeler bulunmakta, diğer yanda düşünsel ve bilimsel gelişmeler bulunmakta. Hem bir yanda tarihsel gelişmeler var, hem bir yanda düşünsel gelişmeler var. Bunların senteziyle birlikte sosyolojinin ortaya çıkışını anlamamız gerekmekte. Burada bu video ile sosyoloji alanında yıllarda süre gelen bir kabulü de kırmak istiyorum bir yandan. Sosyolojinin genel itibariyle Fransa'da başladığı kabul edilir. Tabi bu çok normal çünkü Auguste Comte sosyal fizik olarak sosyolojiden bahsediyor ve ilk kürsü de Emil Durkheim'de. Bu doğru evet sosyoloji Fransa'da başladı fakat bunu söylemek biraz yetersiz kalıyor çünkü Auguste Comte'un zamanında Almanya'da anti pozitivist yani Kant'ın düşüncesinin karşıtı olan çeşitli toplum felsefecileri de bulunmaktaydı. Yani bir yanda Fransa'da Auguste Comte sosyolojiyi pozitivist açıdan geliştirirken diğer yanda bunun karşıtı olan Alman düşünürler ise sosyolojiyi daha böyle hermönetik, yorumsamacı açıdan geliştirmektelerdi. Yani burada sosyal bilim yaklaşımları açısından bir bilgi vermek gerekirse sosyal bilimlerde temel 3 tane yani çoğaltılabilir tabii ki bu ama en temelde 3 tane yaklaşım bulunmakta. Pozitivizm, hermönetik hermeneutik yani yorumsamacılık bir de eleştirel sosyal bilim yaklaşımı bulunmakta. Sosyolojinin Fransa'da Auguste Comte ile başladığını söylemek sosyolojinin pozitivist olarak başladığını söylemek anlamına gelmekte. Oysa ki bu böyle bir gerçek değil. Auguste Comte'un yaptığı şey çok değerli. Gerçekten düşünülemeyecek kadar büyük bir devrim bence. Fakat Auguste Comte hakkını verirken Alman düşünürlerinde bir yandan hakkını yemememiz gerekmekte. Fransa'da sosyoloji pozitivist olarak başlarken Almanya'da sosyoloji hermeneutik eleştirel sosyal bilim açısından gelişmekteydi. Dolayısıyla sosyoloji Fransa'da başlamıştır fikri doğru. Evet. Ama yetersiz çünkü hikayenin bir de başka bir kısmı bulunmakta. Bu videonun sonunda da bu kısma değineceğiz. Fakat bundan önce sosyoloji başlamadan evvel ne tür tarihsel gerçekler vardı biraz bunu konuşalım. Kanalda sosyoloji dışından birçok insan bulunduğu için bunu söyleme ihtiyacı hissediyorum bu noktada. Sosyoloji sorunları çözme ve toplumsal mühendislik uygulama şeklinde bir bilim dalı değil. Sosyoloji insan eylemlerini ve genel anlamda toplum dediğimiz şeyi anlamaya ve açıklamaya çalışan genel bir soyut bilim dalıdır. Yani sosyolojinin toplumsal sorunlara çözüm bulma gibi bir rolü var mıdır, yok mudur? Bu biraz tartışma konusu sosyoloji alanında. Yine keza bu sorunlara çözüm bulacaksa bunu nasıl, hangi minvalde yapmalı? Yani reformist mi olmalı, devrimci mi olmalı? Yani bu konuda birçok tartışma konusu bulunmakta. Ama genel itibariyle bildiğimiz klasik çağdaş sosyologlara baktığımızda evet toplumsal sorunları kendilerince dert edinmişler. Fakat bu sosyologların kaçı sosyolojinin toplumsal sorunlara çözüm bulması gerektiğini savunmuştur. Genel itibariyle bu sayı biraz düşük. Ama bu sosyologların Toplumsal sorunlara duyarsız olduğu anlamına gelmiyor ki sosyolojinin ortaya çıkışında da bizzat bu toplumsal sorunlar oldukça etkili olmuştu. Sosyoloji ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister Fransa olsun genel itibariyle 19. yüzyılda gelişmiş bir bilim dalıdır. Genel itibariyle sosyoloji Avrupa sınırları içerisinde gelişmiştir ilk başlarda. Tabi burada bir parantez açıp hocam İbni Haldun var hayırdır yani onu görmezden mi gelmemiz gerekiyor? Kocaman arkamda duruyor şu an George Ritzler'in kitabında bile hani o 900 sayfalık sosyoloji kuramları kitabında bile İbni Haldun'un ismi varken biz sosyolojiyi Avrupa merkezci mi okumamız gerekiyor? Öyle mi yapmamız gerekiyor? diye sorabilirsiniz. YouTube sektöründe popülerleşmiş bir ifadeyle bu da başka bir videonun konusu diyerek bunu geçebiliriz şimdilik. Neden sosyoloji İbni Haldun ile değil de August Comte ile Avrupa'da başlamıştır şeklinde genel bir kabul var. Bunun nedenini ayrı bir videoda bence tartışmalıyız. Ama bu video fikrini ben ortaya atıyorum. Sizler istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bunu yorumlara yazın. Hocam İbni Haldun videosu gelsin diyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Peki 19. yüzyıl Avrupa'sında bir sosyoloji bilimi ortaya çıkıyor. İlk adı da zaten sosyoloji değil, sosyal fizik yani Auguste Comte doğa bilimlerini toplum alanına uyguluyor ve sosyal fizik yani toplumsal olanı fizik bilimiyle anlamaya çalışıyor. Peki neden 19. yüzyıl Avrupa'sında bu gerçekleşiyor? Bunu anlamamız lazım. Burada dediğim gibi bir takım tarihsel faktörler bulunmakta. Bu faktörlerden en bilinenleri Fransız ihtilali, sanayi devrimi ve kapitalizmin gelişmesi. Fransız ihtilali ve birçok devrim Avrupa'da yaşanmaktaydı o dönemde. Bir yandan sanayi devrimi yaşanmakta ve diğer yandan kapitalizm birçok yerde yayılmaktaydı başlamıştı. E yani ne olmuş ki yani bir tane kapitalizm çıkmış işte ortaya tutturmuşsunuz kapitalizm kapitalizm sistem eleştirisi sınıf eleştirisi falan ne olmuş yani bir tane kapitalizm şimdi burada bu şekilde düşünmeyin lütfen çünkü kapitalizm Avrupa'da o dönemlerde anca yayılıyor yani kapitalizmin gelişimini 16. 17. yüzyıla kadar dayandırabilirsiniz İngiltere'de tarım kapitalizmi ile birlikte sonra sanayi devrimi yaşanıyor buharlı makineler gelmeye başlıyor vesaire belki dersiniz e, buharlı makine gelmiş ne olmuş ondan öncesinde fabrik fabrikalar nehir kıyılarında su gücüyle çalışmaktaydı arkadaşlar ve bu nedenle fabrikalar mekana göre sınırlanmaktaydı yani mekan fabrikaların nerede bulunup bulunmayacağını belirlemekteydi. Eğer böyle bir yerde nehir, dere vesaire yoksa bir fabrika kurmanız çok da mümkün değil çünkü sanayi devrimi yaşanmadı. Yani buhar gücüyle çalışan motor yok ortada. Su gücüyle çalışan fabrikalar var. Şimdi gidip Anadolu'nun bilmem kaç rakım üstünde böyle dağların üstünde fabrikalar vesaire var. Bilmem beton fabrikası vesaire. Yani bunu kurmanız orada o dönem mümkün değil. Çünkü orada su yok. İşte sanayi devrimi yaşanıyor. Buharlı makineler vesaire icat ediliyor. Bu andan itibaren kapitalizm bir bir çok yerde yayılmaya başlıyor. Yani sadece su kenarlarında kurulan fabrikalar artık Avrupa'nın birçok yerlerinde tüccarlar aracılığıyla ve sanayiciler aracılığıyla kurulmaya başlıyor. Bir yandan da bazı tarihsel gerçekler var. Birçok böyle yani milyonlarca insan köyden topraklarından koparılıp feodalizmden koparılıp şehirlere, kentlere getiriliyor arkadaşlar. Yani o dönemlerde Paris'in sokaklarında on binlerce, yüz binlerce dilenci var. Böyle gerçekler yaşanıyor Avrupa'da. Geri kalan insanlar ise fabrikalarda çalışıyorlar. Uzun saatler boyunca fabrikalarda çalışıyor. Yani şimdi bakıyorsunuz burada Evet, Türkiye'de her ne kadar yasal saat 8 olsa da 8 saat çalışma süresi bulunsa da bunun 1 saati moladır. Ya bu ne kadar uygulanıyor burada? Bu şüpheli 10-12 saate kadar varan mesai saatleri bulunmakta. Fakat o dönem Avrupa'sı bundan da beter. 16 saat, 18 saat çalışma koşulları bulunmakta ve bunlar arasında kadınlar Çocuklar bulunmakta. 10 yaşında çocuklar gidip fabrikalarda, belki daha küçük yaştakiler çalışmak zorunda kalıyor. Niye? Çünkü aç kalmamak zorunda, yaşamak zorunda. Fakat bunu yapabilmek için ne yapacak? E şimdi topraktan kopmuş gelmiş, basitçe bir tarım yapıyorsun, kendi yiyeceğini sağlayacak kadar üretim yapıyorsun toprağında. Ama şimdi kopartıldın sen toprağından, seni aldılar getirdiler kente. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Ya dilencilik yapacaksın ya da çalışacaksın. 16 saat, 18 saat çalışacaksın. Çocuk musun? Yani hayatın sildesini orada yiyeceksin. 5 yaşında, 6 yaşında, 10 yaşında fark etmez. Gideceksin, çalışacaksın. Eve para getireceksin. Fakat bu esnada o fabrikanın sahipleri, sanayiciler, tüccarlar dünya kadar parayı cebine indirecek. Ya bu şuna benzer. Şimdi günümüzde 3 harfli marketler, ucuzluk marketleri var ya orada çalışanları düşünün. Diğer yanda da Bodrum'a veya dünyanın farklı yerlerine gidip 1000 TL'ye, 1500 TL'ye, TL'ye lahmacun yiyenleri işte benim bilmediğim yemekleri yani benim haberim olmayan yemekleri sizin de haberiniz olmayan yemekleri yiyen insanları düşünün. Bir yanda o ucuzluk marketlerinde çalışanlar diğer yanda Bodrum'da 1000 TL lahmacun yiyenler var. Yani sosyoloji başlamadan evvelki Avrupa tam da buna benziyor arkadaşlar. Hatta bundan da beter. Ve iktisatçılar ve diğer sosyal bilimciler bunu kapitalizm olarak adlandırmakta. Yani bu bilimsel bir şey. Bizim böyle uydurma zırvamız vesaire değil. Bilim bilimsel olarak bu ekonomik sisteme düzene kapitalizm adı verilmekte. Yani bu adlandırmayı kapitalizm sıfatını sadece antikapitalistler koymuyor. Bu herkesin ortaklaşa adını koymuş olduğu bir düzen yani. Şimdi yazılarıma bakıyorum bir yandan da hani sanayi devrimi ve şehirleşme yaşanıyor. Sanayi devriminden hareketle bir şehirleşme olgusu gerçekleşiyor. Bunu da şöyle örnekleyebiliriz daha anlaşılır şekilde. Aramızda yeni nesilden olan Z kuşağı olarak adlandırılan nesilden olan birçok arkadaşımız da bu bulunmakta. Sizler gibi aslında ben de böyle eski filmleri pek izlemedim. Yeşilçam döneminden olan filmleri fakat çok önemli sosyolojik bir filmden bahsetmek istiyorum. Böyle birçok film var Kemal Sunal'ın özellikle. Fakat benim bahsedeceğim içinde Levent Kırca'nın bulunduğu bir film. Taşı Toprağı Altın Şehir. Tam yılını unuttum ama yanlış hatırlamıyorsam 1970'lerde yayına girmiş bir film. Müthiş bir sosyolojik film arkadaşlar. Yani o filmi izlediğinizde Karl Marx'ı da görürsünüz. Emil Dürkheim'i de görürsünüz. Max Weber'i, Ferdinand Töniyesi, Georg Zimeli. Herkesi görürsünüz o filme baktığınızda. Müthiş bir film. Kesinlikle izim bir tane bile spoiler vermek istemiyorum. Çok şahane sosyolojik açıdan izlemeniz gereken çok önemli bir yapıt bence. O filme baktığınızda köyden kente yani topraktan şehre gelmenin ne anlama geldiğini, sosyolojik açıdan ne tür değişimler yarattığını bizzat göreceksiniz. Köyden kente gelip kentin yapısına uyum sağlamak, kent hayatına, kentin o metropolün hızlı hayatına uyum sağlamak oldukça zor. Yani köyden, topraktan kopup kente gelmek ve bunun çıkardığı bir sürü çatışma, uyumsuzluk, şehir hayatına ve çalışma hayatına işçi sınıfı olarak adapte olmaya çalışmak inanılmaz çelişkiler yaratıyor. Taşı Toprağı Altın Şehir filminde yani bu İstanbul bağlamında çekilmiş olan bir film. O filmde de köyden kente göçmüş olan alt sınıfların şehirlerde yaşadığı çelişkileri, uyumsuzlukları, çatışmaları göreceksiniz. Bu tabi Türkiye bağlamında söylediğim bir şey fakat zamanında Avrupa'da bunları yaşadı. Belki duymamışsınızdır Emil Dürkeğim'in Anomi diye bir kavramı bulunmakta. Karl Marx'ın yabancılaşma diye bir kavramı bulunmakta keza. Max Weber ise demir kafes olarak adlandırmakta bu süreci. Yani adından bahsettim tüm bu kavramlar aslında köyden kente gelmenin kırsaldan kente göçmüş olmanın ne tür sorunlar yarattığını anlatıyor. İşte kente bir yabancı olmak, çalışma hayatında yabancılaşmak, çalışma sürecine yabancılaşmak, kent içerisinde ne yapacağını bilmemek, kocaman bir ilişkiler ağı içerisinde bulunmak, kendini bunların hepsi insanı sanki bir böyle demir kafesinin içine sıkıştırılmışçasına bir his yaratmakta. Ve bu hissi milyonların paylaştığını, yaşadığını düşünün aynı anda. Kafanızda şöyle canlandırın. Köydesiniz. Kaç kişi var ki zaten? Her şey sizin kontrolünüz altında. Yani her şeyi bilmektesiniz. Fakat birden kente gelmek zorunda kalıyorsunuz çalışmak için ve daha fazla para kazanmak için zorunda bırakılıyorsunuz ya da hiç bilmediğiniz kocaman büyüklükte bir Düzen var ortada ve hiçbir şey sizin kontrolünüzde değil. Ve tamamen sıkışmış ve yabancılaşmış hissediyorsunuz. Ha işte 19. yüzyıl Avrupa'sında çoğu insanın yaşadığı drama, trajedi tam olarak buydu. Yani bir yandan şehirleşme bu tür sorunlar yarattı. Diğer yanda bir de Fransız ihtilali gerçekleşti. Aydınlanma düşüncesinde etkisiyle birlikte. E bu da nasıl bir etkide bulundu? İşte kilisenin gücünü, sözünün etkisini kaybetmesine yol açtı. Şimdi eskiden şöyle bir ortam bulunmaktaydı. Türkiye bağlamında düşünün, isim vermeyeceğim tarikatlar var bir sürü biliyorsunuz, hani büyükler de var aralarında. Bu tarikatların üyeleri, müritleri bulunmakta ve tarikat lideri ne derse onlar için hani büyük sözdür, hakikattir. Yani o ne derse odur. Biliyorsunuz zaten benim bir şey anlatmama gerek yok bu konuda. Yani insanlar Avrupa'da uzun yıllar boyunca bu tür ilişkiler içerisinde bulundular. Kilise ne derse odur yani. Hakikat odur. Sorgulamayacaksın. Bilime kulak vermeyeceksin. Bilim şeytanın işidir vesaire. Yani bu minvalde yaşıyordu insanlar feodal dönemde topraklarında. Bu şekilde bir düşünüş biçimi vardı. Fakat lisede tarih ve felsefe derslerinde anlatılan o aydınlanma düşüncesi kilisenin etkisini ciddi anlamda parçaladı. Yani bunun detayına girmeye çok da gerek yok. Yüzyıllar boyunca kilisenin etkisini gerçekten azalttı. Papa'nın dediğinin ne önemi kaldı? Kilisenin söylediği sözün ne önemi kaldı? Hiçbir önemi kalmadı. Her şey darma duman oldu. Bu da şöyle bir etki yarattı. E şimdi biz neye inanacağız? Düşünün ki tarikatlar var ve onların müritleri, üyeleri var. Şimdi birden o tarikatları ve liderlerini ortadan kaldırın ya da dersizleştirin. Bu tarikatları üye olan bu müritler ne düşünecek? E liderin bir sözünün önemi yok. E tarikat ortada kalmadı. Ne yapacak bu insanlar? Neye inanacaklar? Bilmiyoruz. Boşluğa düşüyor işte insanlar. Bir anlamsızlığa düşüyorlar. Bir nihilist yaklaşıma ulaşmaya başlıyor bir yerden sonra insanlar. Tabii burada belki kiliseyle tarikatları eşdeğer ya da aynı bağlama sokmuş olmak biraz yanlış anlaşılabilir. Amacım öyle bir şey değil. Yani sadece Türkiye bağlamında bir şeyleri daha iyi anlayın diye bu şekilde bir örnek verdim. Orta çağda kilisenin yaptığı şey şuydu. Kilisenin söylediği sözler insanların yaşam ile bir bütünlük kurmalarını sağlıyordu. Yani insanları yaşama bağlıyordu. İnsanlar da tabi bunlara inanıyordu. Mitolojik şeylere inanıyordu. insanlar. batıl inançlara inanıyorlardı. Ama yine de bu insanlara bir anlam dünyası sunduğu için insanları yaşamı anlamlandırmalarını sağlıyordu. Ha yanlış dersiniz, doğru dersiniz, orası ayrı ama nihayetinde ortada bir bağ bulunmakta. E şimdi siz kilisenin gücünü kırdınız. Papa'nın söylediği, rahiplerin söylediği şeylerin dikkate alınmaması gerektiğini bir şekilde insanlara empoze ettiniz aydınlanma düşüncesiyle. E ne olacak? İnsanlar ne yapacak? Neye inanacaklar? İşte bu bir boşluk yaratıyor. Yani insanlar artık neye inanacaklarını bilemiyorlar. İnsanlar bu konuda yalnız başlarına kalıyor ve hani din sekülerleşiyor, bireyselleşiyor bir yandan. Hani din artık bireysel bir vicdanı indirgeniyor. Kamusal alanda hani kilisenin bir gücü kalmıyor, Hristiyanlığın gücü kalmıyor. E çünkü papanın, rahiplerin, kilisenin söylediği şeylerin aslında onların bir iktidar kurmak amacıyla söylediklerini insanlar anlıyorlar. Bu da insanları bir boşluğa düşürüyor. Yani Nietzsche'nin Tanrı öldü, modern hayatta tanrı ölmüştür ifadesi çok da yersiz bir ifade değil yani. O yüzden bu yaşanan gelişmelerle birlikte sekülerleşmeyle birlikte insanlar yaşamın anlamını aramaya başlamıştır. Kendini keşfeden insan, yaşamın anlamını arayan insan temalarında bir takım gerçeklikler ortaya çıkmıştır. Bu durum günümüze kadar uzanmıştır. İnsanlar hala yaşamın anlamını bulmaya, hala yaşamın anlamını keşfetmeye çalışıyorlar. Bu bitip tükenecek bir durum değil. En azından yakın zamanda bu boşluğun doldurulamayacağını ben düşünmekteyim. Fakat bazı böyle hani tüccar kafalı insanlar böyle insanların zihnine girmeye çalışıyorlar diyebiliriz. Bu boşluğu insanların bu anlam arayışındaki zafiyeti günümüzde kullanmaya çalışan çeşitli tüccarlar bulunmakta ki bunlardan bazıları işte kişisel gelişimciler, yaşam koçları diyebiliriz. Bu kadar örnek verdim belki hani konudan saptım diye düşünmüş olabilirsiniz. Hayır tüm bu anlattığım meseleler aslında klasik sosyologların metinlerinde bizzat bulunmakta. Yani Karl Marx'ta Max Weber'de, Emil Durkheim'de doğrudan din üzerine yazılar yazmış sosyologlardır. Sonuç olarak bu sosyolojinin başlamadan evvelki tarihsel gerçekliğine baktığımızda karşımızda sanayi devrimi, kentleşme, kapitalizm, Fransız ihtilali ve bir yandan da söylemedim ama hani siyasi açıdan monarşilerin yıkılması, cumhuriyetlerin kurulmaya başlaması vesaire bu tür gerçekler bulunmakta. Peki tüm bu konulardan önce bahsetmiş olduğum bir tartışma konusu var. Tekrar hatırlayalım. Sosyoloji toplumsal sorunları çözmeli midir? Yani bunun arayışında mı olmalı? Her sosyolog böyle bir eğilimi olmasa da aslında klasik sosyologların çoğu toplumsal sorunların çözülmesi gerektiğini düşünerek. Sosyolojik düşünceyi geliştirdiler. Karl Marx'ta, Emil Durkheim'de, Max Weber'de, Zimeld'e yaşadıkları toplumun içerisinde bulundukları sorunları anlayıp, bunların ne tür çözümler geliştirilebileceğine yönelik kafalar patlatmış olan sosyologlardır. Sosyoloji ortaya çıktı çünkü bu saymış olduğum tarihsel gelişmeler yaşandı. Bir yanda sınıfsal eşitsizlikler, diğer yanda insanların yaşama yönelik yabancılaşmaları, anlamsal bir boşluk yaşamaları gibi gerçekler sosyolojinin ortaya çıktı çıkmasına vesile oldu. 19. yüzyıldaki sosyologlar dediler ki bu ne iş kardeş? Yani bu kadar karmaşa, bu curcuna, bu tantana ne? Biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? şeklinde düşündüler. Tabii ki her biri birbirinden farklı yaklaşımlar ve yöntemler sundular ama ortak bir dertleri vardı. Dediler ki biz bir karmaşa içerisindeyiz. Biz bir kaos çatışma içerisindeyiz. Bu böyle sürmez. Bunun halledilmesi lazım. Marx geldi Das Kapital'i yazdı. Weber geldi protestan ahlakını ve sonradan ekonomi ve toplumu yazdı. Durkheim geldi dini hayatın ilksel biçimlerini yazdı. Tüm bu çalışmaların hepsi Avrupa'da yaşanan toplumsal sorunların çözümlerine yönelik bir arayıştı. Yöntemler farklı olabilir. Kimisi devrimci açıdan yazdı. Kimisi reformist açıdan yazdı. Ama sorun ortak. Biz bir karmaşa, çatışma içindeyiz. Bunun halledilmesi lazım. Şeklinde klasik sosyoloji dediğimiz sosyolojinin ilk dönemi ortaya çıktı. Peki burada bir duralım, bir nefes alalım. Bu sosyolojinin ardındaki tarihsel gerçeklerde. Burada sormamız gereken bir soru var. Evet böyle tarihsel gerçekler yaşandı. Evet tarihin bu anında yaşandı. Ama insanlık tarihinde çatışmalar ilk defa kapitalizmde meydana gelmedi. Her zaman çatışma vardı. Fakat sosyoloji bir bilim dalı olarak neden bu dönemde gelişti? Şimdi bunu düşünsel açıdan ele almaya başlayabiliriz. Fakat önce bir ufak nefes alalım, biraz duralım. Buraya kadar gelmişken lütfen videoyu beğenin. Evet yani ufak bir şeyden bahsediyorum. Yani sembolik bir şey aslında benim için hiçbir önemi yok. Yeter ki siz bu videodan niteliksel açıdan faydalanmış olun. Fakat bu videonun ben yani tüm videoların bir şekilde halka ulaşması gerektiğini düşünüyorum. İnsanlara ulaşması gerektiğini, insanların toplumu, sosyolojiyi bir şekilde bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bu beğenilerde o işe yarıyor daha fazla insan sosyolojiyi keşfediyor. Daha fazla insanı sosyolojiye çekebiliyoruz. Yani eğitim açısından yani lisans açısından olmasa da zihinsel açıdan sosyolojiyi bir şekilde insanlara aktarabilmiş oluyoruz bu şekilde. O yüzden bir beğeninizi almak istiyorum. Ufak bir nefes aldıktan sonra sosyolojinin ortaya çıkmasına yol açan düşünsel gelişmeleri de şimdi aktarabiliriz. Bu düşünsel etkilere baktığımızda iki temel filozof karşımıza çıkar. Biri John Locke. Diğeri de Immanuel Kant. 18. yani 1700'lü yıllara geldiğimizde çok temel bir tartışma bulunur. Gerçekliği nasıl biliriz? akıl yoluyla mı yoksa deney ve gözlem yoluyla mı? Modern felsefe tarihini okuduğunuzda bu konuya dair birçok ismin bulunduğunu, birçok filozofun bu konularda görüşler belirttiğini görebilirsiniz tabii ki. Gerek John Locke olsun, gerek David Hume olsun, gerek Berkeley vs. Yani birçok isim bulunmakta. Ama biz burada sosyoloji bağlamında, bakın sosyoloji bağlamında söylüyorum, iki tane isme bakacağız. John Locke ve Immanuel Kant. Locke çok basitçe diyor ki, çok böyle derine girmeye de gerek yok. Gerçekliği biz deney ve gözlem yoluyla biliriz. Hani zaten çok meşhur bir ifadesi var. Bizim zihnimiz tabula rasa'dır. Yani doğduğumuzda bizim zihnimiz bomboş bir beyaz levhadır yani hiçbir şey yoktur dümdüz kafamız var yani. Yani biz gerçekliği doğuştan getirdiğimiz bir takım ilkelerle değil sonradan deneyimleyerek gözlemleyerek yani sonradan görerek biz gerçekliği biliriz demekte de John Locke. John Locke gerçekliği deneyim ve gözlem yoluyla tanıdığımızı bildiğimizi söylese de o yine de zihnin de önemli olduğunu vurguluyor bu arada. Çünkü nihayetinde bu deneyimleri biz zihnimiz yoluyla içselleştiriyoruz. Kant ise bu tartışmayı devam ettiriyor ve gerçekliği nasıl bilebileceğimiz sorusu biraz farklı cevap veriyor. O iki farklı alandan bahsediyor. Numen dünyası ve fenomenal dünyadan yani algıladığımız dünyadan bahsediyor ki fenomenal bakın yani benim çok dilimde dönmüyor fenomenal oluyor ama fenomenal çok önemli bir kavramdır çünkü Alfred Schuss, Peter Berger Thomas Luckmann gibi isimlerden hatırlayacağınız üzere sosyolojide sosyolojik yöntem olarak fenomenoloji bulunmaktadır. Sosyolojide çok bilinen bir kuramdır. Aynı zamanda nitel sosyal bilim yaklaşımlarında da kullanılan bir araştırma desenidir fenomenoloji ve kökeni de Kant'a dayanmakta aslında. Kant'a göre iki farklı alan var, iki farklı dünya var. Bir taraf böyle numen dünyası, diğer taraf fenomenal dünya. Numen dünyasını biz doğrudan bilemiyoruz. Yani böyle gözümüze görebileceğimiz bir şey değil. Yani metafiziksel, yani deneyim ötesi bir alanla ilgili. Onu biz aklımızla yani akıl kullanarak bir takım çıkarımlarla bilebiliyoruz Kant'a göre. Diğer yanda da fenomenal dünya var. İşte gözümüzle gördüğümüz, işte şu an siz beni görüyorsunuz, işte kulaklarınız var, duyuyorsunuz, dokunuyorsunuz vesaire. Hani bu dünyayı algıladığımız dünyayı kastediyor. Sonradan bu fenomenoloji olarak sosyolojide karşımıza çıkıyor. Hala dilim dönmüyor. Sosyolojide de fenomenoloji insanların gerçekliği nasıl algıladığını sosyolojik açıdan araştırıyor ve kökeni işte buraya dayanmakta aslında. Burada anlıyorsunuz Kant iki farklı dünyadan bahsediyor. Bir tarafta numen dünyası aklımızla bilebileceğimiz bir anda da fenomenal dünya algılarımızla görebildiğimiz bilebildiğimiz bir dünya. Hatta Kant'ın yazılarından 200 yıl sonra Frankfurt okulundan olan Theodor Adorno negatif diyalektik kitabında bunu eleştiriyor. Sen dikotomi yarattın. İki farklı dünyayı birbirinden kopuk şekilde tasarladın diyor. Yani ben çok basitçe söylüyorum. Negatif diyalektik de bayağı uzun uzun bir Kant eleştirisi bulunmakta. Burada bu karşıtlıkları unutmayın. Bir anda John Locke diyor ki biz dünyayı deney ve gözlem yoluyla biliyoruz. Fakat Kant geliyor diyor ki evet deney ve gözlem önemli. Bildiğimiz bu şekilde bildiğimiz, tanıdığımız bir dünya var ama tüm dünyayı bu şekilde her şeyi bu şekilde bilemeyiz. Akıl dediğimiz şey de önemlidir. Yani rasyonalizm dediğimiz şey de oldukça önemlidir. John Locke'u bir empirist olarak düşünebilirsiniz ki ben aslında çok da bu şekilde düşünen bir insan değilim. Yani filozofların düşüncelerini kategorize çok da etmeyin. Kategorize ettiğiniz zaman çünkü filozofların fikirlerini biraz kırpmış olursunuz. Bunu yapmamaya özen gösterin. Yine de basit bir anlatım için diyoruz ki John Locke empirist. Bunun karşısında da rasyonalist bir kant bulunmakta. Şimdi arkadaşlar sosyoloji bir bilim dalı değil mi? Yani ne olacak? Felsefe değil. Bilim dalı. Onun bir yöntemi var. Metodoloji var, nicel yöntem var, anketler var, nitel yöntem, derinlemesine mülakat, etnografi vesaire dolu yöntem bulunmakta. Yani sosyoloji bir bilim dalı. Fakat neden bir bilim dalı? bunu bilmemiz lazım. Yani diye bir bilim dalı olarak bir toplum bilim gelişti. Aydınlanma dönemine baktığımızda düşünürler, filozoflar toplumun bir karmaşa içerisinde bulunduğunu görmektelerdi. Toplumu anlamaya çalışan kişiler sadece sosyologlar değildi. Sosyologlardan önce toplumu anlamaya çalışan düşünürler de bulunmaktaydı ki bunlardan en önemlisi Jean-Jacques Rousseau. Yani toplum sözleşmesini yazan filozof. Fakat Rousseau bir sosyolog değil, bir bilim insanı değil. Neden? Çok basit. Çünkü kendisi bir felsefe çalışması yapmak akıl yöntemlerine dayanarak akıl yürüterek bir takım felsefe çalışmaları yapmıştır Rousseau. Ama sosyoloji sadece akıl yürütmeye dayanmamakta ki onu bilim yapan şeyde bu akıl yürütmeden daha fazlası olması. 19. yüzyıla geldiğimizde Auguste Comte toplumların doğa gibi araştırılabileceğini ve bilimsel yöntemlerin toplum alanına uygulanabileceğini pozitif felsefe derslerinde anlatır. Ve bu şekilde sosyoloji ortaya çıkar. Auguste Comte gelir ve toplumun doğa bilim gibi nasıl araştırılabileceğinin yöntemlerini yazar pozitif felsefe derslerinde. Ve toplumu araştırmanın usullerini, yöntemlerini, tekniklerini anlatır Auguste Comte. Yani ona göre evet toplumu akıl yoluyla anlayabilirsin, açıklamaya çalışabilirsin ama bu yetersizdir. En temelde başvuracağın nokta deney ve gözlemdir. Tıpkı doğa bilimlerinin, fizik, kimya ve biyolojinin yaptığı gibi toplumları da bu şekilde bu doğa bilimleri yöntemleriyle yani pozitivist yöntemlerle araştırabilirsiniz. Demekteydi kendisi ve bu şekilde pozitif felsefe derslerini yazdı ve sosyolojinin adını da sosyal fizik olarak belirledi. Anlayacağınız üzere Auguste Comte John Locke geleneğinden oldukça etkilenmiş olan bir empiristi. Rosso ve Comte'u ayıran şey budur. Rosso akla dayanarak bir şeyler yazdı topluma dair. Comte ise buna karşı çıkarak toplumu gözlem ve deney ile bilebileceğimizi bizlere aktardı ve pozitif sosyoloji bu şekilde ortaya çıktı. Sosyoloji bu şekilde ilk çıktığında istatistikten, anketlerden ve deneyden faydalanmaktaydı. Dolayısıyla sosyoloji bir bilim dalı sosyal felsefe değil çünkü bir takım yöntemlere dayanarak ve deney ve gözleme dayanarak ortaya çıkmış olan bir bilim dalıdır sosyoloji. İşte 18. yüzyıldaki empirizm ve rasyonizm tartışmasının bir ayı Fransa'da sosyolojiye bu şekilde uzandı. Auguste Comte geldi ve deney ve gözleme dayalı bir takım yöntemlerle toplumu açıklayabileceğimizi keşfetti. Peki bu sırada rasyonalist, akılcı Kant'a ne oldu? Kant biliyorsunuz Alman bir filozof ve kendisi Almanya'da sosyolojinin gelişimine doğrudan katkıda bulunmuş bir filozoftur. Kant hakkında iki farklı dünyadan bahsettiğini söylemiştik. Bir yanda Numen dünyası, diğer yanda fenomenal dünya bulunduğunu, Kant'ın da önemli ölçüde Numen dünyasıyla ilgilendiğini söylemiştim. Kant'a göre Numen dünyasını insan zihni aracılığıyla, bilinci yoluyla, aklı yoluyla bilebilir. Ona göre bir takım ahlaki değerler insanın bilincinden hareketle gelişmiştir. İnsan bilincinde bulunmaktadır bir takım değerler. Dolayısıyla Kant için önemli olan insan zihni, insan bilinci ve benliğidir. Sonradan bildiğimiz bir filozof olan Hegel çıkıyor ve Kant'ı eleştiriyor. Kant bizim ahlaki değerlerimizin zihnimize doğuştan geldiğini söylemekte. Hegel buna karşı çıkmakta. Hayır, tarih içerisinde şekillenmekte bizim zihnimiz demekte. Ve Hegel Hegel zihin benlik ve toplum arasında bir e, diyalektik ilişki kurmakta. Ona göre toplumsal ahlaki değerler doğuştan gelmemektedir. Tarihsel olarak şekillenmektedir. Bu nedenle Hegel bir anda da tarihselci bir bakışa sahiptir. Hem Kant'ın hem Hegel'in bu yöndeki düşünceleri hem Marx'a hem de Weber'e yansıyor. Ve bu şekilde Marx ve Weber'den hareketle Almanya'da sosyoloji gelişiyor. Bu anlattığım şeyler Fransa'da Auguste Comte'un sosyolojiyi geliştirmesiyle eş zamanlı olarak yaşanıyor neredeyse. Yani Fransa'da Auguste Comte sosyolojiyi pozitivist açıdan geliştirirken bir yanda Almanya'da daha böyle tarihselci idealist bir açıdan sosyoloji gelişmekteydi. Anti pozitivist bir sosyoloji gelişmekteydi. Tabi bunda çeşitli tarihçilerin ve düşünürlerin etkisi bulunmakta bunda Humboldt'un, bunda Windelband'ın, bunda Diltay'ın, bunda Rickert'in etkileri bulunmakta. Çünkü bu insanlar belli ölçüde tarihselci ve gerçekliği bilmemizin sınırlı olduğunu ve gerçekliği mutlak şekilde bilemeyeceğimizi, mutlak evrensel doğruların olmadığını, insan zihninin içinde yaşadığı tarihsel ve toplumsal bağlamla sınırlı olduğunu kabul etmekteydiler. Bu nedenle Almanya'da sosyoloji antipozitivist bir şekilde gelişmiştir. Buna karşıt olarak Fransa'daki sosyoloji evrenselcidir. Yani genel bir takım doğruların olduğunu kabul eder. İnsanlığın bir takım evrensel doğruları bulunduğunu ve bunun bir şekilde yasallık olarak araştırılabileceğini, tarihsel yasaların keşfedilebileceğini savunur August Comte. Yani bir takım tarihsel yasalar ve insanların üstünde olan bir evrensel ahlak yasası bulunmaktadır Comte'a göre. Fakat Almanya'daki antipositivist sosyoloji geleneği buna karşı çıkıyor. Hayır insanları aşan genel bir mutlak doğrular sistemi yoktur diyor. İnsanların doğruları bağlamsal yani her bağlamda farklı doğrular bulunmaktadır diyor antipozitivist sosyolojiye karşı. Toplumu da bu şekilde anlamalıyız, bu bağlamları araştırmalıyız demekte bu sosyoloji türü. Dolayısıyla Fransa'daki pozitivist sosyoloji daha böyle tarihin yasalarını araştıran toplumların nasıl mekanik şekilde işlediğini anlamaya çalışan daha böyle bir nevi toplumsal mühendisliğe benzeyen toplumu bir makineye benzeten tarzda bir sosyolojiden bahsediyorum. Bu sosyolojiye göre toplumları yönlendiren bir takım yasalar bulunmaktadır ve insanları aşan bir takım evrensel doğrular bulunmaktadır. Fakat bunun karşısında bir Alman antipozitivist sosyoloji geleneği bulunmakta. Bu gelenek ise mutlakçılığa yani genel doğrulara karşı olarak daha böyle görecelikçi bir pozisyonu tarz tarihselci bir pozisyonu savunmakta. Doğruların tarihsel ve bağlamsal olduğunu savunmakta Kant ve Hegel'den hareketle. Bu nedenle bu doğruların toplumun nasıl bir arada tuttuğunu ya da tutmadığını bu esnada insan zihninin, insan benliğinin öneminin ne olduğunu araştırmaya yönelik bir Alman antipozitivist sosyoloji geleneği ortaya çıkıyor. Yani Fransa'daki pozitivist sosyoloji daha böyle makro, yani böyle toplumsal kurumlar, daha böyle büyük açıklamalara girişmeye çalışan bir sosyoloji olarak karşımıza çıkarken Almanya'daki idealist antipozitivist sosyoloji daha böyle insan zihnini, insan benliğini anlamaya çalışan bir sosyoloji olarak karşımıza çıkmakta. Ama Unutmayın ki bu iki sosyolojide neredeyse eş zamanlı olarak gelişmiştir. Bu arada burada bir hatayda düşmemek için bunu söylemek istiyorum. Yani ben burada biraz tipleştirerek daha basitleştirerek anlatmış oluyorum. Lütfen gidin sosyologları kendi kitaplarından okuyun. Yani Fransa'daki sosyoloji işte böyle daha genelce hakikat böyle mutlak doğrular var gibi kabul ediyor. İşte Almanya'daki sosyoloji daha böyle makro sosyolojiye kötü yaklaşıyor şeklinde düşünmeyin kesinlikle. Yani Weber de makro sosyolojiye çok katkı da bulunmuştur ki Marx da makro sosyolojiye doğrudan katkıda bulunmuştur. Hatta insanların genel doğrularından bahsetmektedir Marx. O yüzden bu şekilde kodlamak yerine gidin sosyologları kendilerinden lütfen okuyun. Ben burada size basitleştirerek anlatmak istediğim için bu tipleştirmelere başvuruyorum. Yoksa işte Alman sosyolojisi böyle Almanya'da anti antipozitivist sosyoloji var sadece. Sanki Almanya'da başka pozitivist sosyolog yokmuş gibi. Böyle bir şey yok. Fransa'nın pozitivist sosyoloji geleneği içerisinde sanki başka bir antipozitivist Pozitivist sosyoloji geleneği yükselmemiş gibi düşünmeyin. Yani ben burada sosyolojinin başlangıcını biraz hikayeleştirmek istediğim için bir takım tipleştirmelere başvurdum. Siz bu şekilde düşünmeyin. Gidin doğrudan sosyologları okuyun. Sosyologların kaynaklarını kendilerinden okuyun. Yoksa sosyolojiyi çok yanlış öğrenebilirsiniz. Burada anlattığım şeyler yanlış demiyorum ama ben basitleştirerek anlatıyorum. Anlattığımdan çok daha fazlası bulunmakta çünkü. Ama bu tipleştirmelerden hareketle Fransa'da sosyolojinin daha böyle pozitivist bir açıdan başladığını...

Almanya'da sosyolojinin daha böyle idealist, antipostalist şekilde başladığını kesinlikle söyleyebiliriz. Benim az önce demek istediğim şey bunları genellemeyin. Yani tüm bu şeyler içerisinde farklılıklar da mevcuttu yani. Ve burada son bir noktaya daha değinmek istiyorum. Dikkat ederseniz Almanya'da sosyoloji antipostalist şekilde başladı. Daha böyle zihni ve benliği araştırmaya yönelik bir sosyoloji başladı ve bu yöndeki bir yaklaşım Weber ve Zimmel'in metinlerinde karşımıza çıkmakta. Weber insan eylemleriyle ilgilenmişti. Zimmel de insan benliğiyle ilgilenmişti genel itibariyle. Ve sonradan bir takım öğrenciler Almanya'ya geldiler ki bu öğrencilerden biri Robert Ezra Park'tır. Çok da bilinen bir sembolik etkileşimci Chicago ekolünün önemli bir temsilcisidir kendisi. Robert Ezra Park Weber ve Zimmel'den dersler alarak Amerika'ya dönüyor ve Chicago ekolünde sonradan sembolik etkileşimcilik olarak anılan o büyük Chicago ekolünü oluşturmaya başlıyorlar. Yani 18. yüzyılda var olan empirizm ve rasyonalizm tartışması önce Kant ve Hegel'den hareketle Weber ve Zimmel'e taşınıyor. Weber ve Zimmel'in yazdıkları ise Amerika'ya Chicago ekolüne George Herbert Mead'e, Robert Ezra Park'a, Herbert Bulmer'e kadar taşınıyor. Onların yazdıkları ise Goffman'a sonradan Harold Garfinkel'e yani etnometodolojiye kaynaklık ediyor. Goffman'ın ve Harold Garfinkel'in yazdığı şeyler ise sonradan Pierre Bourdieu'ya, Anthony Giddens'a, Zygmunt Bauman'a kadar uzanıyor ve bizim bildiğimiz sosyoloji geleneği Tam da günümüze kadar ulaşmış oluyor. Yani Almanya'da anti antipozitivist şekilde başlayan sosyoloji geleneği ta böyle Pierre Bourdieu, Anthony Giddens'a kadar ulaşmış oluyor arkadaşlar. Ve videonun giriş kısmında söylediğim şeye dönersek sosyoloji basitçe Fransa'da başladı demek yetersiz sosyoloji. Avrupa'nın birçok yerinde başlamıştı ama en temel itibariyle hem Fransa'da hem de Almanya'da başlamıştı. Evet ilk kürsü Fransa'da fakat eş zamanlı olarak sosyoloji düşüncesi ve pratiği hem Almanya'da hem Fransa'da bulunmaktaydı. Sosyolojinin başlangıç hikayesi bu şekilde tarihsel açıdan Türkiye'deki birçok durum Avrupa'da mevcuttu. Belki hani Türkiye'deki bu durumlar sosyolojinin Türkiye'de daha fazla gelişmesine de vesile olur diye ben düşünüyorum. Bu kanal yoluyla da herkese sosyolojiyi elimden geldiğince aktarmaya çalışıyorum. Sizler de bu amaca videoyu beğenerek, videoyu paylaşarak, videoya yorum yaparak destek olabilirsiniz. Genel itibariyle benim söyleyeceklerim bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın sosyolojiyle kalın ve hoşçakalın. kalın.